Risale-i Nur'da bazı mühim hususlar var. Bunların halledilmesi lazım. Bunlar bir tanesi mürşit meselesidir. Bir tanesi fena fil ihvan meselesidir. Bir tanesi zikir meselesidir. Bunların oturulup, düşünülüp, üzerine müzakere edilip bütün dairenin kabul edeceği bir şekilde bir şarta bağlamak lazımdır. Yani bu bir realitedir ki hem İslam'da hem bütün inanç sistemlerinde, yalnız İslam'a mahsus değil, hatta bütün maddi mesleklerde mürşide ihtiyaç vardır. Mürşitsiz olmaz. Bu bir. İki, her bir cemaatte bir şahs-ı manevinin mesili olur. Aksi halde terör ve anarşi olur orada. Bir köy muhtarsız olmaz, bir şehir valisiz olmaz, bir devlet reisiz olmaz. Ve bunlar iki tane olmaz. Bunların hiçbirisinde iki tane olmaz. İki muhtar olmaz yani. İki reis olmaz. Bir evde iki reis olmaz. Bir hane reisi olur. Söz birinde biter. Aksi halde anarşi olur, terör olur. Şimdi bu bir hakikat iken, yani kainatta gerek madde alemde gerek mana alemde cari olan bir hakikat, bir hüküm iken, Risale-i Nur bunun dışında olamaz. Risale-i Nur, İslam hadise, İslami hakikatleri ispata gelmiştir. Yeni kaideler koymuş değildir. Dava değil, dava içinde bürhandır. Risale-i Nur, dava değil, dava içinde bürhandır. O halde mürşit hadisesi nasıl oluyor? Risale-i Nur'da mürşitle var mı, yok mu? Nasıl tatbik edilir? Biz üstada nasıl bakıyoruz? Veya üstadın zamanındayken üstadın yakın talebeleri, o 12 büyük zat üstada nasıl bakıyordu? Yani bir nur talebesi olarak mı bakıyorlardı? Bir arkadaş olarak mı bakıyorlardı? Yoksa bir mürşid olarak mı bakıyorlardı? Onların bakışı mühim. Çünkü temel onlar. Mesleğin karakterini onlar tayin ediyorlar. Bir hadise mev'udiye lehinde istimal olunmazsa matlub eseri göstermez. Ne için, nasıl, hangi temeller üzerine kurulmuş? Bunların müzakere edilmesi, tespit edilmesi lazım. Bunlar mühimel. Bunlar mühimel. Evet, meşgul olunan mühim bir hizmet var. İmanı tahkikin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmak. Bu mühim, en mühim. Kıyamete kadar da ehemmiyetini kaybetmeyecek. Ama eğer bu hizmet yapılması lazım gelen diğer vacip olan bir hizmete mani oluyorsa, engel oluyorsa, bu nurani bir engel olur o hizmete. Zulmani değil, nurani bir engel olur. Yani neye benzetelim? Birisi hıfza çalışıyor, bir adam hıfza çalışıyor. Bu arada insanlara faydalı olalım diyor. Çocuklara da Kur'an dersi veriyor. Eğer o Kur'an verdiği Kur'an dersi o adamı hafız olmaktan men engelliyorsa o nurani bir engeldir o. Evet, iyi bir şeydir. Ama esas adamın yapması lazım gelen şeyi engelliyor. Şimdi Risale-i Nur'un çıkışı ne içindir?
Varmak istediği nokta neredir? Risale-i Nur'un maksadı alim yetiştirmek midir? Risale-i Nur'un vazifesi ne? Neye çıkmıştır yani? Şimdi iman hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini tebliğ ediyor. Ama Risale-i Nur'un hizmeti bundan mı ibarettir? Başka vazifeleri var mı? Risale-i Nur'da yazılı bunun başka vazifeleri var mı Risale-i Nur'un? Şimdi Risale-i Nur İslam aleminde hilafeti kaldırıp İslam alemini teröre, anarşiye sürükleyen bir nifak şebekesinin karşısına İslam'ı ihya etmek için çıkmış. Yani Risale-i Nur bir ilmihal kitabı değil. Bir alimin oturup tefsir yazdığı bir tefsir değil. Bir fıkıh, bir hadis kitabı değil. Nedir? Süfyan Komitesi'nin ortadan kaldırdığı hilafet hakikatini, hilafet mevcudiyetini tekrar ikame etmektir. Yani geliş maksadı budur. Ha, bu geliş maksadı için nasıl bir metot uygulayacaktır? Onu yazmış. Birincisi imanın tahkikine ve ehl-i imanı dalaletten kurtarmak. Birinci hizmetimiz bu diyor. Onu yaparken başka şey düşünmüyor. Şimdi mesela üstada demişler işte filanca kitap da güzeldir, falanca kitap da güzeldir. Onları yapanlar çok diyor. Şimdi bir adam üstadın hizmetinde Risale-i Nur yazması lazım gelen bir insan bir de gidip mesela İhya-i Ulumuddin okuyor. Değil mi? Yani Fütuhul Gayb okuyor. Yani onlarla ciddi meşgul oluyor. Olsun, bu kötü bir şey değil ki. Bizim istediğimiz bir şey. Ama bize lazım olan üstadın dediği o Kur'an hattını yazma. Onu ihya etmektir. O adamın meşguliyeti nurani bir engeldir esas hizmete. Esas hizmete nurani bir engeldir o. Onun için üstad ne diyor? O işi yapanlar çok. O hizmeti yapanlar çok diyor. Hedeften şaşmamak lazım. Hedefi, gözü hedeften şaşırdın mı? Şu da güzel. Doğrudur yani o da güzel. Öbürü de güzel. Doğrudur öbürü de güzel. Ama o her güzelle meşgul oldun mu esas senin vazifen olan güzel geri kalır. Ve o meşgul olduğun güzeller güzeldir. Nurani engeldir senin hizmetine. Senin hizmetine nurani birer engeldir. Şimdi biz bir yola çıktık. Risale-i Nur davası bir yola çıktı. Nedir bu yol? Bir tarafta bir nifak şebekesi teşekkül etti. Hilafet merkezinde teşekkül etti. Hilafeti kaldırdı, parçaladı, attı. Alem-i İslam'ı dağıttı. Onun yerine demokratik, laik, bilmem ne sistem getirdi, koydu. Bunun karşısına hilafeti müdafaa edecek, muhafaza edecek, ikame edecek, imani ve Kur'ani hakikatleri insanlara anlatacak, istikamet verecek bir hareket başladı. Bu hareket önce şunları yapacaksınız dedi. Tamam, onları yaptık. Sonra şunu yapacaksınız. O önce yaptığımız öyle güzel, öyle tatlı, öyle hoş ki öbürünü unuttuk bile. Öbüründen hiç alakamız yok yani. Şimdi Risale-i Nur Dairesi'ni bir tetkik edin. Bu kadar okuyanlar var, teyp dolduranlar var, işte bilgisayarda ders yapanlar var. Bir tekini ikinci hizmetten bahsettiği var mı acaba? Yok, bulamazsınız. Güzel de ya, bu Risale-i Nur'da yazılı.
Bu Risale-i Nur'da yazılı. Şimdi şeye mesela bir çocuğu berber yapacak, al ver makası eline, tık tık şiş 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 makas çalıştırıyor. Hadi oğlum gel usturayı da al. Usta bu çok güzelmiş. Şiş 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 şiş. Öbür işe bakmıyor. Şiş 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 makas çalıştırıyor. Evet o makas çalıştırmada iyice usta olur da berber olamaz o. Çünkü o makas çalıştırmaktan başka işler de var. Eğer onları öğrenmezse, onları yapmazsa berberlik yapamaz. Her meslek böyledir. Her meslek böyledir. Gerek maddi gerek manevi. Bizi şimdi bir nurani engel meşgul ediyor. Risale-i Nur dairesini. Bir nurani engel. Fevkalade nurani bir engel. Nedir o? İmanı tahkikinin neşri, ehli imanı dalaletten kurtarmak. Çok güzel. Kıyamete kadar ehemmiyeti değişmeyecek olan yüksek bir iş, yüksek bir hakikat. Ama sizce çok mühim olmasa bile bundan sonra bir hizmet devresi daha var. Risale-i Nur'a göre mühim. Hadi diyelim ki size göre mühim değil ama bir hizmet daha var. Bunu yapmak lazım. Yerin ne zaman? Yani biz demiyoruz ki şu zaman, bu zaman, öbür zaman. Ama bunun okunup bir karara bağlanması lazım, bir şekle bağlanması lazım. Eğer nur talebesiysek. Bu nasıl olacak yani? Bunu nasıl edeceğiz bunu? Risale'de yazılı, muhkem olarak yazılı bir şey bu. Tevhille, tefsirle vesaireyle alakalı değil, muhkem. Nasıl olarak yazılı Risale-i Nur'da? Tatbikatı nasıl olacak bunun? Nasıl olur? Risale-i Nur'da delili var mı, yok mu? Madem var demiş, delili de vardır onun. Tarzı da vardır, şekli de vardır. Yani Risale-i Nur hareketinde bir, hedef ne? Evvela Risale-i Nur neye gelmiş? Tefsir noksanlığı için değil, hadis noksanlığı ikmal için değil, fıkıh ilmini takviye için gelmemiş. Amele karışmamış Risale-i Nur. İman hakikatler üzerinde duruyor. Nedir Risale-i Nur'un hedefinde? Süfyan Komitesi'nin rejimi bid'akaranesini parçalayıp ortadan kaldırmak, hilafeti ikame etmektir. Vazifesi bu. Bu vazife için yine Risale-i Nur üç kademeli bir hedefe varma metodu koymuş. Bir, imanın tahkikini neşre, ehl-i imanı dalaletten kurtarmak. İki, hilafet-i Muhammediye ünvanıyla şeriatı icra ve tatbik etmek. Üç, İttihad-ı İslam davasını tahakkuk ettirmek. Bu evvela hedeften şaştın mı? Hedeften şaştın mı? Mev'udi aleyhinde yani onun kuruluşu istikametini kaybettin mi? Matlup eser göstermez o şey. Bir bina eğitim için yapılmış. Okul, ilkokul için yapılmış. Ortaokul için yapılmış. Onun dizaynı başkadır, mimarisi başkadır. Hastane için yapılan binanın mimarisi başkadır. Sen o ilk okul için yapılan binayı hastaneye çevirmek için dünyanın işini çıkarırsın orada. Dünyanın işi çıkarmak lazım. Hastaneye gerekli vaziyeti koymak için veya onu ona çevirmek için öyledir. Hangi şeyi ne için yapmışsan o işler randımanlı olur. İstikametini değiştirdin mi iş değişir. Bizim şimdi Risale-i Nur'un geliş sebebi ne? Bunun üzerinde oturup bir tespit yapmak lazım. Sebep ne? Yani Said Nursi radıyallahu anh rahmetullahi aleyh ne yapmış yani? Risale-i Nur'la ne getirmek istemiş? Hedefinde ne var? Tespit. Sonra
bir mürşit meselesi var. Risale-i Nur'da mürşit yok. Yahu, mürşitsiz ne var ki Risale-i Nur'da da olmasın? Bana söyleyebilir misiniz yani, mürşitsiz bir meslek var mı? Demirci, kömürcü, madenci, hangi şey dersen de maddi. Elektrikçi, sobacı, bilmem neci. Onun ustasız olur mu bu işler? Çıraksız olur mu? Çırak usta olacak. Usta lazım. Mürşit lazım. Maneviyatta da öyle. Ben tarikatçıyım ama şeyhim yok. Sana gülerler yani, tarikatçıysan şeyhin olacak senin. Ben nurcuyum ama benim muallimim, ustadım, ustam yok. Ben kendi kendime yetişmeye çalışırım, yetişirim. Bana mürşit lazım değil. Olur mu bu yani? Bu olur mu? Demiyorum herkes her meseleyi anlamaz. Her beldede medrese manasında küçük bir yer açmak lazım. Demiyorum Risale-i Nur'da. Herkes her meseleyi anlamaz. Herkesi geç, Sultan Feyzi Hazretlerinden dinlediğim, kendim dinlediğim söz, o yüksek alleme Diyanet fetva için kaç defa ona müracaat etmiştir. Böyle bir insan, biz Risale-i Nur'un hepsini anlayamıyoruz. Dersler çok yüksek. Anladığımızda iktifa edeceğiz demişti. Allamelere bile yüksek gelen bir ders bu. İzaha ihtiyaç yok. Yahu izaha ihtiyaç olmayan ne var ki o olmasın yani? Matematikte mi yok izaha ihtiyaç? Fizikte mi yok? Kimyada mı yok? Elif, B, T, S'de mi yok? Nerede yok? Yani izaha mı? Bir harf çıkarmak için bir ay uğraşan hocalar var, insanlar var. Hocasız, mürşitsiz olur mu? Mürşit meselesinin Risale-i Nur dairesinde halledilmesi lazım. Zikir yok. Bizde zikir yok. Ve o yaptığın Risale-i Nur okuma dersi zikir değil mi senin? En yüksek zikir sohbettir. En makbul, en yüksek zikir sohbettir. Zikrin içinde geçiyor. Sayısız la ilahe illallah demek lazım. Nefesler adedince bismillah demek lazım. Ne demek bunlar? Ezberlemek mi lazım yani? Buraları ezberlemek. Sonra zikir yok ne demek yani? Bütün mahlukat zikreder. Allah'ı zikretmeyen hiçbir mahluk yok. Taş, toprak, kaya, kuş, inek, sinek, böcek ne dersin? Bismillah sözü öyle demiyor mu? Birinci söz o değil mi? Her şey bismillah diyor. Zikir yok. Ne demek zikir yok? Zikir var. Ama nasıl olacak? İşte onun üzerinde konuşalım. Üstad ne yapmış? Nasıl yapmış? Kurucusu bu işin nasıl yapmış? Hulusi Bey, delail-i hayratı ben ömrümde hiç bırakmadım demişti. Derste söyledi bunu. Salavat-ı şerifeleri ben ömrümde hiç bırakmadım, daimi okuyorum dedi. Cevşen var, üstadın okuduğu evratlar var. Zikir yok, ne demek yani? Fenafil ihvan meselesi. Nasıl olacak, nasıl tatbik edeceğiz? Fenafil ihvan ne demek? Nasıl olacak? Neye benzetiyor? Neyi örnek veriyor? Biz nasıl yapacağız? Onlar da şöyledir. Fenafil şeyh suretine güzel bir şeydir. Fenafil şeyh var. Fenafil resul var. Bizde fenafil ihvan suretinde güzel bir şeydir diyor. Güzel bir düsturdur. Kıyas fenafil şeyhe. Fenafil ihvan demek ki bir acayip bir şey yani. Başka bir şey. Ondan sonra Asfa Şefkat Tefekkür tarikini kurdum. Ta 1921'de söylüyor bunu.
Risale'den, yani Risale-i Nur olarak neşiyattan evvel gelen feyizden, Yuşa Tepesi'nde az, fak, şefkat, tefekkür tarikini kurdum. Kur'an-ı Azimüşşan'dan istifade ettim. Bu zamanın seri seyir olan evladına kısa ve selamet bir tariki ihsan etti Allah diyor. Bunun tatbiki nasıl? Az ne demek? Fakre, şefkat, tefekkür nasıl olacak? Birbirinin devamı mıdır, ayrı mıdır? Hulasa bunlar halledilmedikçe, bunlar halledilmediği müddetçe bir keşmekeşlik, bir başıbozukluk devam eder gider. Nitekim bugün öyledir. İşte geçen gün 28 şube kaydettiler. Bir sene sonra sayarsak 36'ya çıkar bu. 40'a çıkar. Ve bunun manası Risale-i Nur söndü demektir. Manası bu. Risale-i Nur söndü demektir. Risale-i manası bu. Bu parçalanmanın neticesi budur yani. Demek ki bir yerde bir noksan, bir eksik oluyor. Bu bir düstur. Ondan sonra az, fak, şefkat, tefekkür, tariki. Ondan sonra Risale-i Nur'un geliş sebebi ve metodu ve devreleri. Bunların ciddi müzakeresi lazım gelir. Ama ben olacak şeyi size söyleyeyim. Temenni başkadır, olacak şey başkadır. Bir meslek, bir meşrep Risale-i Nur'un hakikatini böylece yaşar, alır, götürür, neticeye oturturur. Diğerlerinin hepsi sonradan istiğfar eder. Allah kabul ederse tabii. 48 mi? 47'si kendi işinde. Yani kötü bir şey değil. Nurani bir hizmettir. Ama maksadı kaybetmiş bir hizmet. Hedefi kaybetmiş bir hizmet. Bunların içinden bir tanesi, şu anda 28 ise bir tanesi, hakiki manasıyla Risale-i Nur'u tatbik eder. Allah onların önünü açar, götürür. Risale-i Nur'un hedefindeki Hilafet-i Muhammediye'yi oturturur. Dünyada İttihad-ı İslam davasını tahakkuk ettirir. Olur biter. Olacak şey bu. Yani meşreplerden bir şey çıkacağı yok. Onu söylemek istiyorum. O iş bitmiştir. Bunların içinden bir tanesi, Allah ona nusrat verecek. Bugün azmendi görünüyor. Katiyen iddia sahibi değilim. Bugün azmendi görünüyor. Yarın sabah Allah ne çıkarır bilmiyoruz. Yarın sabah Allah birini çıkarır ki kalplerimizde yatar, aklımızda yatar. Risale-i Nur'un hakikatlerine göredir de o zaman da enaniyet yapmayız. Allah'ın izniyle dizinin dibine otururuz. Elini öperiz. Böyle olacak bu iş. Bu iş böyle olacak. Sual var mı? Var efendim. Meseleyle ilgili sualleri arz ettim. Diğerlerini de vereceğim. Hı? Meseleyle ilgili sualler vardı Orkun Bey. Risale-i Nur dairesinde halledilmesi gereken bazı kavramlar saydınız. Bu kavramlardan biri de şahs-ı manevi meselesi olabilir mi? Risale-i Nur talebeleri şahs-ı manevi konusunda daha çok farklı yorum yapıyor. Sarıklı küçük genç meselesinin izahında farklı Risale-i Nur derslerinde sarıklı küçük gencin Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi olduğu ifade edildi. Oysa dersi yapanlar sarıklı değildi. Bizde Hanefi mezhebinde imamın arkasında Fatiha okumak nedir? İmam Cehri okurken Fatiha okumak nedir? Tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. İmamın ki esas alınır. Yani imam okudu mu bütün cemaati temsil eder. Bu maneviyatta da böyledir. Maneviyatta da böyledir. Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevisinin mümessili vardır. Biz bilsek de vardır, bilmesek de vardır. Şu anda açığa çıkmış değildir. Cemaat ona müsait değil.
ama vardır. Onun için biz, ben kendim 75'ten beri, Azmendi kardeşlerim de 86'dan 85'ten beri gıyabi biatlıyız. Risale-i Nur'un şahs manisinin mümessiline gıyabi biatlıyız. Hem caizdir hem sahihtir. İslam tarihinde numunesi vardır. Bugün de öyledir. Şahs-ı manevinin mümessiline biat lazım gelir. Orkun Bilgin, selamünaleyküm. Risale-i Nur talebelerinin Medrese-i Yusufiye'deki tedrisatı tamamlandı mı? Kemalist rejimin bütün kurumlarıyla ayakta olduğu daha önceki derslerde ifade edildi. Oysa Kemalist rejim son yıllarda haricileri ve tekfircileri hapse atıyor. Risale-i Nur talebelerini rejim için tehlike olarak görmüyor mu? Bunun hikmeti nedir? Adı bugün Kemalist, dün Firavunist, öbür gün Nemrudist, öbür gün bilmem neist. Ama kainat kuruldu kurulalı, Adem Aleyhisselam geldi geleli bir kafir taraf var, bir Müslüman taraf var. Bir yanlış taraf var, bir doğru taraf var. Şu anda Kemalist rejim Türkiye'de öyle görünüyor. Ama Mısır'da başka bir şey. İştirakiyon, Baas rejimi görülüyor. Arap milliyetçiliği, Baas. Cemal Abdülnasır getirdi, oraya koydu. Allah ateşini bol etsin. Öbür tarafta başka. Libya'da bir yeşil kitap hadise çıkarttılar. Yani domuzluk da zındıklık da değişmiyor, din de iman da değişmiyor. İlla biri orada, biri orada. Şimdi bu seçimler de çok güzel oldu. İnşallah bundan sonra da hep böyle olacak. Cephe 2, yanılma ihtimali yok. Ya gavur tarafı ya Müslüman tarafı. Yanılma ihtimali yok yani. Yanılma ihtimali yok. Ya Cumhuriyet Halk Parti dinini yapacaktır, kabul edecektir, ya da İslam dinini kabul edecektir. Türkiye'de iki din var. Cumhuriyet Halk Parti dini, bir de İslam dini. İkisi de dindir. İstediğini seçer, serbesttir. Ama üçüncü yol yok ve yanılma ihtimali de yok. Kemalist rejimin bütün kurumları ayak oldu. Daha önce derslerde oysa Kemalist rejim, şimdi Kemalist rejim ne ıslah oldu ne imana geldi. Şu anda dişine dokunan ne var? Diyelim ki Hasan var. Hasan'ı içeri atıyor. İşte o kurstaki adam mesela. Kurstaki adam içeri atıyor. Öbür gün öbürünü içeri atıyor. Kemalist rejim Müslümanları sevdiği için değil. Şimdi bakın, Cumhuriyet kurulduğu günden beri bir taktik vardır. Konya'ya dindar vali gönderirler. Estağfurullah, komünist vali gönderirler. Zonguldak'a dindar vali gönderirler. Denge. Zonguldak işçi muhitidir. Komünistlik orada çabuk yayılır. Oraya dindar vali veriyorlar ki o tehlikeyi önlesin orada. Konya'da Müslüman bir memlekettir, bir diyardır. Orada bir komünist vali veriyorlar ki orada da herhangi bir İslami ayaklanma olmasın. Cumhuriyet tarihinin başından beri tatbik edilen usul budur. Azmendi Elazığ'da çıktıktan sonra orada 2-3 vali arka arkaya değişti. Gönderilen valilere verilen şart, Azimendi'yi söndüreceksin. Beceremiyor. Bizim bir meselemiz yok çünkü biz kendi çapımızda çalışıyoruz. Beceremeyince alıyorlar öbürünü. Yani Kemalist rejim bitmiş değil. Bütün müesseseleriyle ayakta. Şu anda o adam dişine dokunuyor. Onu atıyor içeri. Yarın Nurcular dokunur, onları atar içeri. Hiç kimsenin bu işte garantisi yok. Çare nedir? Rejim kalkacak ortadan.
Müslümanların haysiyeti, şerefi o zaman gelir. Şu anda Müslümanların kullandığı haysiyet de, şeref de, namus da demokratik laik sistemin müsaade ettiği kadardır. Dini imanı da o kadardır. Ne kadar müsaade etti, o kadardır. Onun için çare demokratik, laik, kemali sistemin ortadan kalkmasıdır. Orkun Bilgin kardeşim. Yusuf Aykemat, selamünaleyküm efendim. Siz şu güzel halinizin bedelini ödediniz. Ne çileler, iftiralar, bugüne kolay gelmediniz. Biz de şahidiz bu güzel izahları, sohbetleri görüyoruz, mutlu oluyoruz. Allah senden razı olsun. Güzel bakıyorsun, güzel görüyorsun. Güzel bakıyorsun, güzel görüyorsun.